Selamlar herkese, iyi haftalar. İyi pazarları dilerim öncelikle. Yeni haftaya giriyoruz. Kritik bir hafta demeyelim de önemli seviyelerin çok yakınında olduğumuz için bize yönümüzü daha iyi belli edecek bir hafta olarak adlandırayım. 1 Eylül'den beri bir çıkış trendimiz var. Hatta aslında yani 10 Ağustos'tan beri var da orası tabii çok dik bir trendti. Biraz kırıldı falan. Daha yatay bir alana geçtik öyle söyleyeyim. Aynı zamanda bir kanal içindeyiz uzun süredir. Şimdi önemli bir seviye var. 1120 önümüzde. Oraya bu hafta birkaç atak yaptık, yaklaştık falan. Hep bir geri aldı böyle tekrar. Dolayısıyla bu hafta onun için önemli. 1120 seviyesinin kırılması için. Şimdi aramız yani 50 gün ortalamasıyla oldukça fark vardı Borsa İstanbul arasında. O fark gitgide kapandı 1 Eylül'den beri olan yükselişler. Dolayısıyla arada %1'lik aşağı yukarı, hatta 1 bile değil 0,90 falan belki ince hesaplarsanız bir fark kaldı. Bu hafta bunun için önemli. Yani 50 gün üstüne çıkabilmemiz için önemli bir hafta. Tekrar yanaşıp da bir satış yemezsek 50 günün üstüne çıkarız. Çıkarsak da yukarıdaki kanalda İşte 1130-1140 seviyelerine bakarız. Yani ben 50 gün kırıldığı zaman oraya doğru bir gidiş olacağını düşünüyorum. Yüksek ihtimal olarak görüyorum. Tabii kırılırsa 50 gün. Şimdi 1130'lar önemli. Oralar geçilirse tabii artık bir yukarıda 1161 seviyesine doğru bir hareket görme imkanı da artar. Dolayısıyla bu hafta oldukça önemli. Yani 50 günün üstünde kalmamız, en azından kırıp onun üstünde seyretmemiz daha güvenli bir alan yaratır bize. Bunu hep söylüyorum. Günlükte tabii grafiklere ya da şöyle söyleyeyim, göstergelere baktığımız zaman işte RSI denge sayılır. Yani 53 ama hafif bir boğa pazarı diyebilirsiniz. Stokastik şimdi bu son 3-4 gündeki hareketle şöyle bir yataylaştı. Yani şuradaki trendin eğer yukarı bir atak olmazsa ya yataylaşacağını gösteriyor veya bir düzeltme de gelebileceğini gösteriyor. Ama düzeltme için yani endeks bazında baktığımız zaman biraz erken. Yani 83, yani düzeltmez demiyorum. Tabii o da yanlış anlaşılmasın ama daha fazla gidebiliyor endeks. RSI yani hisse senetlerinde mesela daha şeydir. Çabuk dolar, çabuk düzeltmeyi gösterir. Ama endekste biraz daha idare eder. Öyle söyleyeyim. 2 saatliğe bakalım. Zaten burada net gözüküyor seviyeler. 2 saatlikte de. Çok da orada fark eden bir şey yok. 2 saatlikte de tüm göstergelerin durumu aynı desem yeri var. Birbiriyle bir paralellik arz ediyor. Burada özel bir formasyon yok. Yani günlükte de özel bir formasyon yok. Akım şimdi burada hani haftalıkta bir stop koymak isteyen varsa eğer yani ortalamaları kullanacaksanız 50 saat ortalamasını 50 tane 2 saat yani 50 birim 100 saat oluyor. Ortalamasını kullanabilirsiniz. O 1103'te yani oradan orayı kırıp sarkamadık şu ivme başladığından beri üstüne ne zaman çıktıysak kırıp da aşağı gelemedik. Orası bir onun için endekse dayalı stop noktası olabilir. Onun altında tabi ana destek noktası 1103. 1103'ün altına sarkıldığı vakit çünkü 1059'lar 60'ların gelmesi zor olmuyor. Zaten o tür bir geri çekilmede bütün stoplar patlıyor sırasıyla. Stoplar patladığı için de işte Turkcell'de olduğu gibi hafta içi patır patır bir hemen eksi %1'ler 2'ler falan çok çabuk geliyor. Ona göre hesap yapıp strateji kurulması iyi olur. Çünkü endeks hala şey değil. Bunu hatırlatayım tekrar. Hala bir güvenli bölgede, günlükten konuşuyorum. Bir güvenli bölgede değiliz. Burası bir yatay alan bize. Ve bu yatay alan kırıldığı zaman da muhtemelen yukarı kırılırsa 1200 tepesi tekrar gelecek. Aşağı kırılırsa da çok büyük ihtimal işte 1020'ye doğru bir gidiş olacağı düşüncesindeyim. Hepinize iyi haftalar dilerim.